Var. İsim... Abi ne kadar kazanıyorsun? Cidden bunu merak ediyoruz. Bir aralık ver abi, tam söyleme. Şu an öncelikle kendimi güvene almak için bir şey söyleyeceğim. Evet dostlar, selamlar. Kahvemi aldım, karşınıza oturdum. Sizler de gidip bir kahve, çay ya da atsanız yemeğinizi alın gelin. Çünkü bugün soru cevap günü dostlar. Bugün hakkımda merak ettiğiniz bu zamana kadarki her şeyi, bütün soruları bildiğiniz gibi şurada görmüş olduğunuz Instagram hesabımda topladık. Videoya geçmeden önce şunu söylemek isterim ki dostlar, bu videoda sizlere söz verdiğim gibi bütün dürüstlüğümle konuşacağım. Yalan, kurmaca, etmece vesaire yok. İlk defa soru cevap çekiyorum ve gerçekten merak ettiğiniz her şeyi cevaplamak için karşınıza oturdum. Öncelikle dostlar, hiç uyumadım. Hatam olursa affola. Bu videoyu söz verdiğim için çıkartıyorum. O yüzden çok istediğinizi bildiğim için sizlerden de birer like alırım dostlar. O zaman başlayalım. İlk sorumuz gelsin. YouTube'a başlama hikayeni anlatır mısın? YouTube'a başlama hikayem. Dostlar ben YouTube'a, aslında bu çok uzun bir hikaye. Hatta bunun için farklı bir video yapmayı da düşünüyorum. Yani şöyle sorular var. Hayat hikayen, YouTube'a başlama dönüşü gibi gibi sorular var. Bunlar çok uzun. Hani burada bir sürü soru var elimizde, bunları cevaplayamayız diye ben bunları bir videoya dökeceğim. Ama şimdi bir özet geçeyim. Ben dostlar oyun oynamayı çok seven birisiydim normal hayatımda. Yani... Normal bir şekilde işe giderdim veya okula giderdim, geldiğimde deli gibi oyun oynardım. Ve dostlar bir YouTube izleyicisiydim ayrıyetten. İzlediğim çok fazla isim vardı. Öyle kendim de bir kanal açtım. Üretmeye başladım. Bir şeyler atmaya başladım. YouTube beni çok yordu yani. Yordu dediğim şu, uzun bir süre izletmedi falan böyle. Bayağı bir zorladı beni açıkçası. Sonrasında oldu. Yani tamamen aslında özeti şu. Cümlenin özeti şu ki, YouTube'a başlama hikayem oyunları çok sevip kendime bir kanal açmam. Nasıl YouTuber oldun? Kötü cihazda YouTuber olunur mu Vural abi? Burada nasıl YouTuber olduğunu aslında cevaplamış olduk ve o uzun videoyu. Dostlar bu arada o videoyu atayım mı? Hani hayat hikayesi artı YouTube'un o yolu. Hani nasıl ilerledim? Bu bayağı bir uzun meseleler çünkü. Özellikle başlayacak olanlar bunlardan fikir alabilir. Öyle bir video yapayım mı? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kötü cihazda YouTuber olunabilir kardeşim. Size şöyle bir heves vereyim. Yeter ki isteyin dostlar. Bak motivasyon diyorsanız bu konuda gerçekten bana geleceksiniz. Çünkü biz gerçekten hani buraya nasıl geldik bilmiyorum beni. Hani okey, şans da biraz vardı ama büyük bir emek var. Motivasyon bende. Ama bahsettiğim gibi bunlar çok uzun hikayeler. İstiyorsanız bunun için bir video kesinlikle yapacağım. Tekrardan söylüyorum. Siz yeter ki isteyin dostlar. Diğerleri bahane ve teferruattan ibaret. Kesinlikle başarırsınız. Bu gibi özel soruları da Instagram hesabımdan bana daha detaylı bir şekilde öğrenmek için yazabilirsiniz. Asıl şimdi bahsettiklerinden, bak bahsettiklerine cevap gibi bir soru gelmiş. YouTube'a nasıl başladın? Yani ben de başlamak istiyorum. Neler önerirsin? Bana tavsiyen nelerdir? Çok uzun ya bu. Bak bunlar hep uzun cevaplar dostlar. Hep YouTube'a başlamaktan gittik. Buna da özetle 3 kelimeyle cevap vereceğim. Önerilerim YouTube'a başlarken ben para kazanacağım. Buradan para kazanmalıyım ve buradan ben kesin para kazanacağım gözüyle başlama. Çok büyük bir hayal kırıklığına ulaşabilirsin. İzlenmeyebilirsin vesaire olabilir. Sen bunu tamamen başlayacaksan hobi olarak yap. Birinci şart zevk için, hobi için yapmak. İkinci şart doğal olmak. Üçüncü şartsa dostlar kaliteli yapmaya çalışmak. Ne yapıyorsanız kaliteli yapmaya çalışın. İki gün mesela diyelim ki her 2 günde bir video atacaksın, 3 günde bir at ama kaliteli at. Başlarda bunlar çok önemli. YouTube'da bu kadar iyi yerlere geleceğini düşünüyor muydun? Düşünmüyordum dostlar. Şöyle söyleyeyim ben size, bak bunun en yakın şahidi Kübra ve ailem açıkçası. Aileyle ilgili de çok soru var, onları da cevaplayacağım. Hatta ben şöyle istemiştim. O soruları direkt annem babamın yanına gidip alın buyurun dinleyin diye onlardan dinletecektim. Yapamadım onu, vakit ayıramadım bir türlü dostlar. Bu ara aşırı yoğunum ve videoyu da yetiştirmem gerekiyordu. Mesela şunu söyleyebilirim size. Bu yollara geleceğim hiç düşünmedim de en basit örneğini şöyle vereyim. Ben 500 bin aboneyken şöyle bir cümle kurdum yayında. Dedim ki ben 1 milyon olmanın hayalini bile kurmadım. O yüzden nasıl birisi olacağını tahmin bile edemiyorum. Ve o zamanlar ne yapacağımı bilemiyorum. 1 milyon oldum ama 1 milyon olduğumun ben daha önce inanın hayalini bile kurmadım ki 900 bin küsürlere geldiğimize kadar oradan sonra ister istemez şey olmaya başladı. Ulan bak bu 1 milyon olacak falan olmaya başladı. Düşünmüyordum açıkçası. Nerelisin? İstanbul'da doğup büyüdüm ama aslen Şanlıurfalıyım dostlar. Bunu ilk defa öğrenenler şu anda videoyu beğendi bile. Aslen Şanlıurfalıyım, evet. Annem Kastamonulu, babam Urfalı. Aslında ben biraz melez gibiyim değil mi? Ama babamın olduğu yeri söylemem gerektiği için Urfalıyım. Ama İstanbul'da doğdum ve İstanbul'da büyüdüm. Kendimi İstanbul beyefendisi olarak görüyorum. Lan. Boy, yaş, kilo. Boyum 1.84. Kilo... Bir şey söyleyeceğim. Senin
yine bu boy neden hiç aynı kaldı? Neden? Çünkü ben boyum 1.82 diyordum. Şuraya Kutalp geldi. Ben geçen Barış abiyle yan yana geldim bizim ev basında. Ben Barış abiyle aynı boydayım. Hatta biraz uzun görünüyorum. Barış abi bana diyor ki ben 1.85'im. Ben o zaman şu anda 1.85 bile de daha çok söylemem lazım. Senin boy hikayem 1.82'den çıktı. 1.83, 1.84. Barış abi ben diyor ki 1.86, 1.87 falanım diyor. Ben Barış abiyle yan yana geldim, nasıl görünüyorum? Kutalp koydun ekrana. Nasıl görünüyorum dostum? O yüzden ben kesin 1.84 falanım yani. Barış abi 2 santim abartıyor desek, 1.87'im de 2 santimi de kendisi ekliyor desek. Çünkü herkes boyuna biraz ekleme yapar bak. Doğru söyleyeyim. 1.79 demez kimse. 1.80'dir ama aslında 1.79'dur. Boy konusu hep böyle gider. Şunu söyleyeyim. Ben dostlar 1.84 falanım. Bak net. Yalan yok. Kilom 80. Bu ne lan, biz baş bırakalım. Evim, arabam var. Şaka şaka, ikisi de yok. Bunlar da ayrı soruydu. Cevapladık. Boyum 1.84. Kilom 84. Dayak yemeyi severim. Adıca. Yaşım 25. 11 Temmuz 1996 doğumluyum. 1.84 boyum var. 84 kilom var. Evet. Kaç kardeşim? İki tane kız kardeşim var. Ben onların abileriyim. Totalde 3 kardeşiz. Ailen YouTuber olurken senden bir şey olmaz dediler mi? Yoksa arkanda durdular mı? Şöyle dostlar. Genel olarak biliyorsunuz ki dostlar, şu anda bak ergenlik çağında olan kardeşlerime sesleniyorum. Özellikle 18-23-22 yaş olan kardeşlerime sesleniyorum. Ya da şöyle söyleyeyim ben onu. 16-20. Evet, bu yaş kitlesine sesleniyorum. Bu yaşlarda dostlar çok boşlukta kalabiliyorsunuz. Lise bittikten sonra özellikle. Hatta şu anda öyleler bana evet evet diye bakıyor olabilir. Ben de dostlar tam olarak o yaşlardayken liseyi bitirip üniversiteye geçmiştim. Özel bir liseye para vermek, aileme para harcatmak istemedim. Özür dilerim. Özel bir üniversiteye gidip aileme para harcatmak istemedim. O yüzden açıktan, uzaktan eğitim olarak bir üniversiteye yazılıp işe girdim. O süreç içerisinde YouTube kanalını açtım. Ben bunu yaparken aynı zamanda çalışıyor olduğum zaman da ailem ses çıkarmazdı. Ama bir dönem oldu ki ben işi bırakmak zorunda kaldım. Öyle oyun videoları çekiyordum. Ailem iyice buna tilt olmuştu açıkçası. Şu anda annem ve babam bu videoyu izliyordur. Sizleri seviyorum ama şunu açık açık söyleyebilirim ki babam zaten arkadaşlar şu an geçmişi unuttum. Babam şu anda mükemmel, yani aşırı seviyor. Kendisi bütün yayınlarda falan var ama eskiden şöyle yapardı. Şimdi video çektiğim odanın kapısına gelirdi. Tamam, ben orada bir şeyler anlatayım, böyle yapardı. Yapardı, giderdi falan. Babam aslında çok anlayışlı bir adam. Gerçekten yani bence çoğu babaya göre daha anlayışlıdır. Ama yine de bu işleri pek bilmediğinden boş işlerle uğraştığımı, hani paranın böyle kazanılamayacağını falan düşünürdü. Annem de hani beni üzmemek için destekliyor gibi görürdü de aslında desteklemezdi, aslında istemezdi. Git normal bir işte çalış kafasındaydı falan. Bu da bayağı uzun bir şey. Bunu aslında bahsettiğim o hayat hikayesi, YouTube hikayesi içerisinde daha detaylı anlatabilirdim. Özet geçmek gerekirse dostlar, başlarda ikisi de aslında istemiyordu ama sonradan şu anda çok seviyorlar. Yani helal olsun diyorlar. Annen baban sen ünlü olunca ne dediler? Ünlü olunca demeyelim. Ünlü olunca muhabbetini ben hiç sevmiyorum dostlar. Kendimi ünlüden falan saymıyorum. Sadece biraz sevenlerimiz var sağ olsunlar. Şaşırdılar. Yani beni böyle tanıdıklarını gördüklerinde, yolda ya da kapıya geldiklerinde, yani birilerinin bir yerlerde beni tanıdığını görünce çok şaşırdılar. Çok şaşkınlardı yani, böyle ulan ne yapıyorsun sen gibi. Emeğinin karşılığını aldığını düşünüyor musun? Şöyle ki dostlar, sizler çok güzel kalpli olduğunuz için, gerçekten sizleri çok seviyorum, canımsınız. Çoğunuz şey diyorsunuz. Vural abi emeklerin karşılığını almıyor. Vural abi emeklerin karşılığını almıyor. Siz bu kafadasınız. Bizim kemik kitle bu kafada ama ben o kafada değilim dostlar. Hiç şunu demedim bakın. Ben emek veriyorum, karşını almıyorum demedim. Hep böyle bir hata arayıp, hep bir kusurumu arayıp, bir eksik yanımı bulup ben bu yüzden yapamıyorum deyip onu da düzeltmeye çalıştım. Halen de emeğimin karşılığını alamadığımı düşünmüyorum. Daha fazlasını alamıyorsam büyük ihtimalle o kadarını hak etmiyorumdur diye düşünüyorum. Hak ettiğimi, Allah'a şükür, aldığımı düşünüyorum. Sizlere de bu yolda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Hiç sosyal medyadan pes etmek istedin mi? İstedim. Dostlar YouTube dediğim gibi beni çok yordu. Bak ben 2017'den beri YouTube'dayım. Birçoğunuz bilmez. Sanar ki ben bir senedir falan üretiyorum içerik sanar. Neler denemedim. YouTube bir türlü önermedi. 1,5 sene boyunca 10-20 izlenme, 2-3 like, 100 izlenme, 10 like. Zaten çoğu benim ve benim fake hesaplarım, Kübra falan. Bu şekilde gitti. O sıraların böyle tam beni videolarım izlenmeden
az kala yani izlenmeden az önceki vakitlerde tam pes etmek üzereydim ki çünkü gerçekten gitmiyordu yani. Beni çok da yoruldu. Farklı bir iş de yapıyordum. Geliyordum, içerik üretiyordum, yayın açıyordum. Yok, gitmiyordu. Bir bırakır düşüncesine girdim ama sonra hemen çıktım çünkü eş zamanlı bir şekilde neredeyse videolarım izlenmeye başladı ve abonem artmaya başladı. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Evet, buna güzel bir cevabım var aslında. Çünkü ben de bazen dostlar oturup kendimi ileride, gelecekte düşünüyorum. Bu arada tipim çok kayık mı bilmiyorum. Gerçekten uyumadığım için mal gibi olabilirim. Tekrardan kusura bakmayın bunun için. 5 yıl sonra kendimi dostlar, açıkçası hep bunu söylerim. Ben bu işe pek güvenmiyorum. Sosyal medyaya dostlar güven olmaz. Bugün var olursun, yarın yok olursun. Bugün sevilirsin, yarın sevilmezsin. Şunu söyleyeyim ki siz beni sevip burada olduğunuz sürece ben sizler için her şeyi yapacağım. Bütün her şeyi en güzelinden yapmaya çalışacağım istekleriniz doğrultusunda. Bir gün ne zaman derseniz ki ben izlemiyorum, sevmiyorum falan gibi ya da gibi gibi, o zaman ben de gider yoluma bakarım. Ne yaparım? 5 yıl sonra nerede görüyorum? Bu iş biterse büyük ihtimalle sevdiğim iş olan bilgisayar tamirciliği yapıyor olabilirim. Bu iş devam ederse de dostlar, birlikte devam edersek artık yine sizlere video çekiyor olarak görüyorum. 1 milyon olana kadar nelerle karşılaştın? YouTube işini bizlere de önerir misin? Yani bu da aslında biraz, hepsi biraz oraya çıkıyor değil mi? O bahsettiğim o uzun video. O yani dostlar bunlara niye çok girmiyorum? Çok uzun bak. Kübra da arkadan beni onaylayabilir. Çünkü o benim en büyük canlı şahidim Kübra. Hani her şeyi A'dan Z'ye biliyor. 1 milyon olana kadar evet inanılmaz derecede böyle bir zorluklar oldu. Harbiden oldu. Linç yedim. Karalama kampanyası başlatanlar oldu. Bunu çoğunuz bilmez. O zamanlar bir şeyler yaşandı. Neyse şu an atlarını anmaya gerek yok. Yok olup gittiler zaten kendileri. Çünkü insanların arkasını kuyu kazmaya çalışırsan senin de kuyun kazılır birisi tarafından. Neyse bunu uzatmak istemiyorum şimdi. İsim falan vereceğim. Neyse sinirleniyorum böyle şeylere girince. Sizlere önerir miyim? Tabii ki öneririm dostlar. Neden önermiyim? Yani bu işe merakınız varsa yapın. Hayatta neye merakınız varsa yapın abi. Evcil hayvan almayı düşünüyor musun? Hem de nasıl düşünüyoruz? Dostlar biz şöyle, biz pet shop'tan satın alıma karşıyız. Daha çok sahiplenilmeli bir hayvan. Bir hayvan, ya bir canlı satın alınamaz. Yani şöyle düşünün, o bir nesne değildir ki. Mesela ben hep şunu derim. Oğlum hayvan mamaları niye parayla satılıyor? Hayvanlar parayla çalışmıyor ki. Yani hayvanlar para kullanmıyor. Niçin bunlar parayla? Aynı şekilde hayvanların parayla satın alınamayacağını düşünüyoruz. Ve bunun bazı şeyleri de var açıkçası. Hayvanlar için kötülükleri de var. O yüzden bunu desteklemiyoruz. Şunu da şöyle söyleyeyim. Kedi istiyoruz biz. Varsa böyle çevrenizde sahiplendirmeyi düşünen ya da yavru kedi falan. Hani küçüklükten alsak bize daha çok alışır. Bizim ikimizin de bu arada kişisel kedileri vardı ama onlar kendi evlerimizde kaldı. Dediğim gibi var sahiplendirilecek kedi yine bana Instagram'a salan, ne Instagram'mış video sonuna kadar. Ne reklam yaptın be. Reklam yapmak istemiyorum ki aslında. Ne reklam yaptın. Her neyse. Varsa dostlar çevrenizde öyle bir şey, İstanbul'da yaşıyorum, her yerden gelir alırım, hiç fark etmez, yeter ki bana ulaşın, deyin ki bak burada bir tane kedicik var falan, gelip alacağım. Ama şunu unutma, annesi olmayan bir yavru. Tabii annesinden de ayırmayı sevmiyoruz dostlar, bu da çok kötü bir şey. Düşünsene sen, seni gelip birisi annenin kardeşini alıp götürüyor, ne kadar kötü bir şey. İnsanlar böyle düşünmüyor, bir kedi buldum ay ne kadar tatlı diye kapıp gidiyorlar, bu çok kötü bir şey. Önce bir bak, belki annesi ona yemek almaya gitti, yerinde bulamıyor. Bir anne tarafından düşün, bir de onun tarafı yani. Biraz lütfen hayvanlara canlı olduklarını ve yaşadıklarını unutmadan davranalım. Teşekkürler. Kara ekibinin ismini nereden buldun? Kara ekibinin ismi. Arkadaşlar bu çok anlık gelişti ya. Şöyle söyleyeyim. Biz dedik ki biz böyle bir isim yapalım. Hani ekip halinde oynuyoruz ama bizim bir ismimiz olsun dedik. Düşündük ne olsun. Bizim Murat abimiz var yönetim ekibinden. Bu arada saygılar Murat abicim. Selamlar. Canımsın. Her zaman söylerim. O bana başladı isim önermeye. WhatsApp'tan yazıyor. Şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir. İçlerinde de kara var. Bak onca kelime var. Ya İngilizce kelimeler, şekillü şukullü, ulan var ya gladyatör gibi hissettirecek isimler vardı ki içlerinden kara. Benim dikkatimi çekti dostlar. İçime böyle bir sindi yani, ne bileyim. Bir benimsedim, kara. Güzel bir klan adı dedim. Birçok kişi beğenmiyor. Mesela ben de şundan çok rahatsızım. Kara Vural. Bu ne oğlum Kara Murat gibi? Hayır. Kara klan ismi, benim adım Vural. Kahveyi döküyordum sinirden. Ben Kara Vural değilim arkadaşlar. Bana uçakta Kara Vural burada diye seslenmeyin. Kara bir klan adı. Benim adım Vural. Yani evet. Kara bu şekilde yani. Biraz aceleye de geldi ama ben onu çok benimsedim. Çok seviyorum klanımın adını. Topik lafını nereden aklına geldi? O kadar şey yazmış ki cümleyi çok salakça bir şekilde okudum. Topik lafı nereden aklına geldi? Yazana mı salakça dedin? Kendime dedim, salakça okudum. Ha tamam. Sana bir linç geçiremedim ya.
Topik lafı dostlar. İnanın benim ağzımdan bir an çıkıverdi. Nasıl oldu? Ben dostlar yayınlarımda küfür kullanmıyorum. Videolarımda küfür kullanmıyorum. Bazen çok haddini aşanlara ağzımdan kaçabiliyor. Çok nadiren hani bir iki görürsünüz. Vural Üzül küfür ediyor yazıp bir iki bulabilirsiniz. O da büyük ihtimalle bana, benle ilgili kişisel bir şey değildir. Milletimle, bayramla, vatanımla ilgili bir şeydir. Ağzımdan kaçar çünkü en çok deli olduğum şey. Bana gelsin adam istediğini desin, umurumda olmaz ama vatanıma, bayrağıma laf edemez. Bu kadar basit. Bu şekilde kaçmış olabiliyor. Ben bunları kullanmadığım için ben böyle biraz bir şey bulmam gerekiyordu, anladın mı, sinirlendiğim kişileri. Bir, hani böyle topik şey böyle hani. Hem söylediği güzel, hakaret gibi değil. Ama kötü, ama bir yandan tatlı. İkisinin ortasını keşfetmiş oldum. Ağzımdan bir an kaçıverdi, öyle kaldı yani. Bu arada şunu da söyleyeyim, normal hayatımda video ve yayın dışı küfürü kullanmayan birisi değilim. Kullanıyorum gerektiği yerde. Hatta bazen eğlencesine bile kullanabiliyorum espri falan yaparken. Ama sizlerin karşısında kullandığımda kendimi rahatsız hissediyorum. Çünkü bunu televizyondan izleyenler kardeşlerimiz oluyor. Aile olarak annesiyle babasıyla beni izleyen kardeşlerim oluyor. Kadın dostlarımız izliyor ve ben onların karşısında beni izlerken ağzımdan öyle çıkan o cümleler, ben böyle çok kötü oluyorum buna. O yüzden bunu kullanmıyorum abi. YouTube'a hiç başlamasaydın nasıl bir hayatın olurdu? YouTube'a hiç başlamasaydım dostlar, ben kendi halimde bilgisayar tamirciliği yapan, bilgisayarlarla deli gibi uğraşan ve çok da oyun oynayan birisi olurdum. Korona bitince buluşma olacak mı? Buluşma olursa hangi şehirleri düşünüyorsun? Korona bitince ilk işim bunlar için uğraşmak. Neden diye soracak olursanız, ben gerçek bir kitleye sahip olduğumdan bu yana korona başlamış ve bitmemiş bir halde gidiyor. Korona hiç başlamadan önce benim çok az bir kitlem vardı. Korona başlamadan önce dostlar benim çok az bir kitlem vardı. Hani bir buluşma yapacak kadar büyük bir kitlem yoktu. Şu an Allah'a şükür böyle baya baya kalabalığız biz. Ve ben bu süreden beri korona hep var. Biter bitmez planlıyorum ve hangi şehir olursa hiç fark etmez. Gerçekten böyle bir şey düşünüyorum. Sevmediğin yayıncı var mı? Dın dın dın. Var. Tamam. Tabii ki de var arkadaşlar, ama isim sevmediğim yayıncı var arkadaşlar. İsim verirsem kavga çıkar, dövüş çıkar, söylemeyeyim. Instagram özelden yazın söylerim. Abi nasıl o kadar güzel gülebiliyorsun? Şimdi bunu da gerçekten bu soruyu özellikle seçtim. Niçin seçtim? Şunu söylemek istiyorum. Dostlar ben gülüşümün güzel olduğunu veya insanlar tarafından güzel karşılanılabilir olduğunu, siz çok fazla komik videolarımızdaki kahkahalarımı vermiş olduğunuz güzel yorum ve tepkilerle öğrendim. Şöyle söyleyeyim ki, inanmayacaksınız belki ama kendimin gülmüş olduğu videoları izlerken ben cringe dediğimiz o utanma anını yaşıyorum. Yani izlerken oradan kendi yerime tekrardan bir utanıyorum. Bir garip oluyorum. Kendim açıkçası çok sevmiyorum. Bazıları diyor ki bilerek mi yapıyorsun falan. Değil. Benim gülüşüm böyle yani dostlar. Aynı bir şekilde komik bir olay olduğunda o şekilde kahkahayı basıyorum. Allah böyle yaratmış. Sonuç olarak aynı gelişiyor. Bence güzel değil ama sizlerce güzel olduğu için ben de hiç esirgemiyorum artık. Hala utanıyorum izlerken ama olsun. Abi ne kadar kazanıyorsun? Cidden bunu merak ediyoruz. Bir aralık ver abi, tam söyleme. Dürüst olacağıma söz vermiştim değil mi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu an öncelikle kendimi güvene almak için bir şey söyleyeceğim. YouTube'dan net olarak aldığımız geliri söylemek YouTube iş ortaklığı şartlarına göre aykırı ve yasak bir durum. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Zaten biz geliri sadece YouTube'dan elde etmiyoruz. Sponsorluklar var. Yayın yaptığımız yerlerden gelen paralar ve YouTube'dan kazandığımız reklam ücretleri var. Açık açık söyleyeyim. 3-4 farklı yerden zaten para kazanıyoruz. Bunların totalinde dostlar benim şu anda kazanmış olduğum net para ortalama minimum 60 bin lirayla maksimum 100 bin liraya kadar buluyor. Fakat dostlar gelen toplam paranın gelir vergisi adı altında neredeyse %50'si tekrardan vergi olarak ülkemize gidiyor dostlar. İnanmayacaksınız ama diyelim ki 60 bin lira alıyorsan 30 bin lirasını vergi veriyorsun. Böyle dostlar yani %40 2 falan gibi bir tutar var. O bir şeyleri %51'i geçtiği anlar bile olabiliyor. Öyle söyleyeyim. Aylık gelen bütün total paranın gelir vergisi adı altında vergisini bu kadar büyük tutarlarda ödüyoruz. Bu arada sizlere söz verdiğim için net bir şekilde söyledim dostlar. Gelip beni burada linçlemeyin. Sizi seviyorum. YouTube'a başladığında hiçbir yiyemeyeceğim dedin mi? Dedim. Başaramayacağım dedim. Beni en çok korkutan şeyler budur ki dostlar. YouTube'a başlayacak dostlarımız varsa büyük ihtimalle kendileri de yaşıyor. YouTube'a başlamıştım. 5-6 videom vardı.
YouTube'a yeni başladığınızda girersiniz, her şeyi böyle kurcalarsınız, her şeye bakarsınız. O ne yapmış, bu ne yapmış, şu nasıl gitmiş falan. Abi adamın kanalına bir giriyordum, tekerle indiriyorum, o tekeri basılı tutuyorum, ya da mobildeysem parmağımla kaydırıyorum, bitmiyor adamlar. Neler, kaç tane video çekmişler hani, bunların hep bir tanesi bile aslında çok büyük emek, bir sürü çekmişler. Ben diyorum ki abi bu adam bu kadar çekmiş, bir de adamın az bir abonesi varsa, bu gelemediyse, ben diyorum hiçbir bok yapamam, bilmem ne falan derken bu şekilde... Soru neydi? Hiçbir yemeyeceğim dedim. Bunlara dostlar baka baka, ulan ben bu işi hayatta yapamam. Ulan ben beceremem, başaramam. Bunlar yapmadıysa ben hiç olamam. Adam bunları yapmış, yine de yapamamış, yine de olmamış. Çok güzel içerik görüyordum. Bunu çekmiş, yine de yapamış. Ben var ya hayatta yapamam falan diyordum ki yaptım. Yani diyordum, büyüyemeyeceğim diyordum. Vural abi, hile kullanıyor musun? Öyle mi dedin? Seni yerim. Güzel kardeşim, büyük ihtimalle çocuksun. Böyle küçük kardeşlerime bayılıyorum. Valla çocukları, sizleri çok seviyorum. Gerçekten sizleri böyle gerçekten seviyorum yani. Çocukları seviyorum. Yapımda var. Çocuk, bebek, yavru, ufak olan her şeyi seviyorum abi ben. Her neyse. Güzel kardeşim. Ve bunu bu soruyu aslında özellikle buraya koymak istedim. Her şekilde bizi izlediğiniz dostlar, beni veya başka YouTuber'lara hile olduğunu düşünüyorsunuz. Özellikle şunu söyleyeyim dostlar. Tabii ki de hile kullanmadım ve asla kullanmayacağım. Hayatımın her noktasında hileye karşıyım. Hile haksızlık ve hak yemektir. Ve bence günah bile sayılabilecek bir şeydir. Bunun hakkında bir yorum yapmayacağım çünkü ben bir hoca değilim. Ama bence kul hakkı abi. Her neyse, tabii ki de hileci değilim. Ve şöyle söyleyeyim size, bir yayıncıda PUBG partner ünvanı varsa o yayıncı inanın hile kullanamaz. Adamın ağzına ederler. Bizi var ya, ne yaparlar biliyor musun? Bizi mahvederler. Tazminat davasıyla bilmem ne mahvederler. Çünkü PUBG partner demek, PUBG'nin iş ortağı demek. Bu adam bunu veriyorlar. Buna rağmen o iş ortağı ünvanı ile hile kullanırsa mahvederler bizi. Bunun halinde zaten kendim de böyle olmasam da hile kullanmam asla. Niye kullanayım? Oyunun hiçbir zevki kalmaz. Evim kaç TL? Ben bunu büyük ihtimalle vlogda söylemedim diye birçoğunuz evi benim zannetmiş olabilirsiniz. Evi satın almadık dostlar. Ev kira. Semt bizim, ev kira diyeceğim. Semt de bizim değil. Uzaklarda, yani doğup büyüdüğümüz yerlerden uzaklarda oturuyoruz şu an. Evin kirası dostlar 4000 civarı bir şey. Bir de onun aidatıyla yani bize 5000'e falan geliyor, öyle söyleyeyim. Ve son soru. Son soru mu? Evet, seni şu an çok üzecek bir güzel soru. Güzel bir videoydu. Şu an bu soru seni çok üzecek. Dinliyorum. Araban var mı? Yoksa hayalindeki araba ne? Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Dur ya. Niye ses efekti yapıyorsun kızım? Edit diye bir şey. Bu kutalp niye çalışıyor? Bu çocuğun mesleği. Arkadaşlar şu an hiçbir arabam yok. Ve hiçbir arabaya hiçbir zaman sahip olmadım. Hayatımda hiç arabam olmadı. Ama umarım en yakın zamanda olacak. Hayalimde birkaç marka var. Ama şu an söylemeyeyim. Çünkü almayabilirim. Ne bileyim, hayat bir şeyler gösterir falan, bir şekilde alamayabilirim. Aldığımda sizlerle zaten paylaşacağım. Arabam yok. O zaman bitti mi? Evet, konuk ettiğimiz için, buralara kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi ben gideyim o zaman. Evet, siz gidin. Ama güzeldi muhabbet. Ben alışmıştım da soru bitti galiba. Tam 31 dakika olmuş. O yüzden yeter. Neyse dostlar, böyle soru cevap videoların devamı gelsin istiyorsunuz ya da bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsunuz, kesinlikle bu videoya hala like atmadıysanız birer like atabilirsiniz. İlk defa böyle bir video çektiğim için de video nasıldı? Gerçekten görüşlerinizi merak ediyorum. Güzel miydi? Sizi sıktı mı? Falan filan. Bu konudaki önerilere açayım. Dediğim gibi hayat hikayem, YouTube'a başlama, o yükseliş anı falan uzun uzun anlattığım bir video yapmamı isterseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben gidiyorum.